Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bir kardeş soru soruyor, bir hadisi naklediyor ve diyor ki bu hadiste geçen kişi cehennemliklere ait ameller işler ve nihayetinde o kişi aslında göründüğü gibi değil cennetliktir veyahut cennetliklere ait ameller işler ve nihayetinde bu kişi cehenneme gider. Ancak ameller hatimeleri iledir. Yani sonuçları iledir. Bu hadisten ne anlamamız gerekir? Bu hadise, yani bu soruya cevap verirken benim aklıma Buhari ve Müslim'in muttefakun aleyh rivayet ettikleri bir hadis geldi. O da buna benzerdir. Orada hadis şu şekilde: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Bu hadis, Arapça metnini okuduğum bu hadisin mealen diyor ki Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh dedi ki doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah aleyhissalatü vesselam bize şunu anlattı. Sizden her birinizin hilkati, yani yaratılışı, annesinin karnında 40 gün süre ile nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga, yani bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu 4 hususu yazmakla emrolunur: rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağı, yani cennetlik mi, cehennemlik mi olacağı, sa'id mi, şakî mi olacağı, yani salih mi yoksa günahkar mı olacağını yazar. Dikkat edin, anne karnında 4 aylıkken, 120 günlükken bu nutfe, alak, bu evreleri geçirdikten sonra bu 4 şeyi Allah Azze ve Celle meleği gönderir, ona ruh üfler ve bu 4 şeyi yazar: rızkı, eceli, ameli, bedbaht mı, mutlu mu, yani cennetlik mi, cehennemlik mi olacağını yazar. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah hakkı için hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ameliyle amel eder. Nihayet kendisi ile cennet arasında ancak bir arşın kalmışken kitapta yazılan kader onun aleyhine ileri geçer ve o da cehennemliklerin ameliyle amel eder, böylelikle oraya girer. Ve hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cehennemliklerin ameliyle amel eder. O kadar ki kendisi ile cehennem arasında ancak bir arşınlık mesafe kalır da kitap onun hakkında ileriye geçer. O da cennet ehlinin ameli ile amel eder ve cennete girer. Bu hadis son kısmı soruyla alakalı bölümdür. Yani demin bize sorulan, yani bu nasıl oluyor da kişi cennetliklere ait amel işliyor, sonra cehennemlik oluyor ya da kitaptaki hüküm öne geçiyor
Ya da cehennemliklere ait ameller işliyor, sonra kitaptaki hükmüne geçiyor ve cennetlik oluyor. Bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok hikmeti bize haber vermiştir. İnsanın hem yaratılma durumunu haber veriyor, ancak bunun üzerinde çok durmayacağız, soruya cevap olsun diye. O nütfe olması, alaka olması, mudga olması gibi evreler, bir damla sudan mudgaya dönmesi ve ruh üflemesi. Rızkı, eceli, ameli, salih mi, bedbaht mı olacağı, mutlu mu, bedbaht mı olacağı melek o an yazar. Tabi melek bu bilgileri nereden getiriyor? Ey Allah Azze ve Celle levh-i mahfuzda yazmış olduğu hükmü insanoğlu 120 günlük yani 4 aylıkken ona ruh üflerken bu şeyleri o melek bir daha oradan aldığı bilgiyi yazar. Ve aynı şekilde cennetlik mi cehennemlik mi olacağını da yazar. Dolayısıyla şu an cennetlik, yani Allah Azze ve Celle dileseydi şu dünyayı imtihan yurdu olarak yaratmaz, isteseydi yarattığı kullarını derdi ki haydin siz cennete, haydin siz cehenneme, yani cennet ehlini cennete, cehennem ehlini de cehenneme gönderebilirdi. Ey Allah Azze ve Celle bunu yapsaydı, inanın şu an şu dünya hayatında mahşer, dünya hayatından sonra kıyamet kopsa ve mahşer günü insanlar yine Allah'ın huzurunda toplanacak şu anki realite gereği, o zaman yine bu insanların sayısında bir değişiklik olmazdı. Yani Allah bizleri dünyaya gönderip imtihan etmeden de siz cennet ehlisiniz dediği cennet ehlidir, siz cehennem ehlidir dediği cehennem ehlidir. Yani şu an levh-i mahfuzda hangimizin cennetlik, hangimizin cehennemlik olduğu yazmaktadır. Dolayısıyla ancak bu yazgı Allah Azze ve Celle'nin ilmidir. İlminin her şeyi kuşatmasıdır. Kullarının halini bilmesidir. Yani Allah Subhanahu ve Teala biliyor ki kim hangi ameli işleyecek. Allah Azze ve Celle ey rızıkları ona göre takdir etmiştir. Ecelleri belirlemiştir. Ve bunlar levh-i mahfuzda yazılıdır. Ancak kişi öyle ki hadiste ifade edildiği şekliyle, Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi, فَوَاللّٰهِ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا غَيْرُهُ, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ. Ey hatta öyle ki diyor, sizden birisi diyor cennetliklere ait ameller işler, cennetliklere ait ameller işler ve o cennete girmesine bir zira, bir dirsek boyu kala, feyasbiku aleyhi kitabu feyamelu bi ameli ehlin nar. Ancak cennete girmesine bir zira kala, kitaptaki yazılı hüküm öne geçer de ve bu kişi cehennem ehlinin amelleriyle amel eder, cennete girecekken ey cehennem ehli olur. Peki bu kişinin cehennem ehli olması nedir? Allah oraya yazdığı için mi cehennem ehlidir? Yani kişi cennetliklere ait amelleri işledi, sonra kitap geldi, tabiri caizse bunun dünyasını başına yıktı. Allah onu haşa cebir var da böyle anlamamak gerekir. Allah Azze ve Celle insana verdiği bir cüz'i irade var. Allah Subhanahu ve Teala biliyor ki hangi kul nasıl amel edecek. Allah biliyor ki bu adam cennetliklere ait ameller işledi. Ancak hayatının sonlarına doğru bu adam ey azacak, ey sapacak, ey kalbine bir fitne düşecek, ey cahiliyeye, şirke ya da Allah Azze ve Celle'ye isyan edecek ameller işleyeceğini bildiği için Allah Azze ve Celle o bilgisini oraya yazmıştır. Ve kitaptaki hüküm böylelikle öne geçmektedir. Yani kitabın sözünün hak olduğu orada ortaya çıkmaktadır.
Demin dedim ya, Allah Azze ve Celle dileseydi bizi imtihan etmeden siz şu falanlar cennete, siz cehenneme diyebilirdi. O zaman insan derdi ki ya Rabbi, bizi bir imtihan etseydin, biz sana itaat edeceğiz veya biz ibadet edeceğiz. Aynı ruhlar aleminde elestu bi rabbikum kalu bela, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediler ki evet denmesi gibi. İnsanoğlu bunu diyebilirdi, ancak Allah Azze ve Celle insanı gönderdi ve onu bizzat yaptıklarına şahit tutmaktadır. Hatta öyle ki ayette geçtiği gibi kitabını oku diyor Allah Azze ve Celle. İkra kitabek, kitabını oku. O kişi bakar ki bu kitap nedir ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan saymış. Dolayısıyla kitaptaki hüküm Allah Azze ve Celle'nin bilmesidir. Ve ameller hatimeler iledir. Yani sonuçları iledir. Kişi son nefesinde mümin olarak vefat etmişse, ey Allah'a teslim olmuş bir kimse olarak ölmüşse, son sözü la ilahe illallah olarak ölmüşse, kalbi imanla dopdolu olarak ölmüşse, ilim ehli diyor ki bunun geçmişte diyor günahları olsa bile, bu adam büyük günahlar işlemiş olsa bile veya müşrik olsa bile, aynı şunun gibi mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Rumlara karşı savaşınca Allahu alem Yermük savaşıydı bu. O Rumların komutanlarından bir tanesi öne çıkıp Halid bin Velid'le iki kelime konuşması. Daha sonra Müslümanların safına girip kendi ordusuna karşı savaşıp orada inşallah şehit olması ve ne bu adam sadece şehadet getirdi, ne gusletmiş, ne bir rekat namaz kılmış, ne de başka bir şey. Halbuki ömrünü küfre hizmetle geçirmişti. Bir bakıyorsunuz ki son halinde ey iman etti ve Müslüman olarak öldü ve Allah yolunda cihad ederken öldü. İşte bu hadisin ifade ettiği hükümdür. Yani ikinci bölümünde geçen hadisin وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّ مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَ إِلَّا ذِرَاعٍ diyor ki sizden birisi diyor cehennem ehlinin amelleriyle amel eder, öyle ki cehenneme girmesine bir zira kalır. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا öyle ki diyor bir zira kalır cehenneme girmesine, son anda bir zira kala cennetliklere ait bir amel işler de bu kişi cennet ehli olur. Ey cennete girer. Dolayısıyla az önce verdiğim örnekte olduğu gibi, ya da tersi bir örnek verecek olursak, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine bir cihat esnasında, şu an ismi aklıma gelmiyor, bir tanesinin yani Müslüman savaşçılardan bir tanesi için savaştan sonra, cihattan sonra övgüyle bahsediyorlar cihat meydanında. Diyorlar ki Allahu alem Kuzman olabilir ismi. Diyorlar ki yahu o ne kadar güzel cihat etti. Düşmanın içine nasıl da atılıyordu. Öyle deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ve huve finnar. O dedi ateştedir. Bir sahabe diyor ki ben merak ettim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü üzerine diyor, onu aramaya başladım. Baktım ki insanlar içerisinde yok. Gittim diyor, yaralıların içerisinde onu ararken ben onu yerde gördüm, eline aldığı bir kılıncı ey kalbine batırdı. Yani bir bıçağı, hançeri kalbine batırdı. Niçin? O kişi intihar etti. Yani ne kendine layık görmedi, kendine yediremedi bu şekilde yaralanması veyahut yenik düşmesi gibi, böyle bir şeyle ne yaptı? İntihar etti. Aleyhisselatü Vesselam ise o zaman o sahabe dedim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledi. Sadaka Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu sebeple selefimiz der ki el imanu beynul havf ve reca. İman korku, ümit ve korku arasındadır. Bu ehli sünnetin akidesidir. Yani
Onlar cehenneme girmekten korkarlar ve cennete girmeye ümitlenirler. İbadet ederken bile, ibadet ederken bile Rabbim benden bu ameli kabul etmezse ya da benim bu amelimin hakkını ya veremiyorsam korkusuyla beraber ey ecrini de ümit ederler. Onlar günah işledikleri zaman Allah'ın gazabını celbetmekten korkarlar. Ve bunun için ne yaparlar? Bu korkuyla, bu korkuyu imanla beraber, imanın gereği bu korkuyla beraber Allah'ın merhametini de ümit ederler. Ne tek başına ümit, ne tek başına korku. Bu batıl bir akidedir, batıl bir inançtır. Ancak ümitle beraber korku. El-imanu beynul havf ve reca. İman, ümit ve korku arasındadır. Dolayısıyla şu cennetliktir demek. Yani hakkında ayet ve hadis yoksa. Ki bu ancak vahyin nazil olduğu dönemde Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken olan bilen bir şeyle mümkündür. Biz cenneti ümit ederiz. Ancak hiçbirimiz akıbetlerimizi bilmeyiz. Dolayısıyla kişinin kendi kendine ben cennetliyim demesi veya halkın dilinde çok yaygın olan benim kalbim temiz deyip kendini temize çıkarması gerçekten ashabımızda görülen bir hal değildir. Veyahut kişinin kendini çok ben cehennem ehliyim ya da cehennemliyim demesi gibi. Kesinlikle bunlar batıldır. Ne olacak? İman, korku ve ümit arasında olmaktır. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple buyuruyor. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete gider. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan ötürüdür ki sıkça din üzere sebat için duaya teşvik ederdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde Allah'a kavuşuncaya kadar din üzere sebat vermesi için Yüce Rabbimize dua ederdi. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dost doğru, senin dinin üzere sabit kıl. Ya da dualarında, Allahümme sebbit akdamen ala siratekel mustakim. Ey Rabbimiz, senin doğru yolun üzerinde ayaklarımızı sabit kıl. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadiste buyuruyor ki, yarınımın ne olacağını ben bile bilmiyorum. Dolayısıyla işte bu sebeple bizim sürekli hassas olmamız, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın haber verdiği gibi, inni estağfirullah ve etubuhu fi yevmin ekfara min seb'ine merrah. Ben günde 70 defadan fazla Allah'a tövbe istiğfar ederim buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani o günahsız olduğu halde aleyhissalatü vesselam bunu yapıyorsa bizim halimiz nice olur. O halde salih amellere karşı düşkün, gayretli, istekli, tembelliğe kapılmadan çünkü her an ölüm bizi yakalayabilir. Bu hassasiyetle Rabbimize kavuşmak ve istikamet üzerinde kalmak için çokça dua etmemiz gerekir. Hiç kimse amellerine güvenip ben cennetliyim demesin. Ancak Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği cennetliklere ait amellere de sımsıkı sarılsın. Ve bu konuda gayret göstersin. İşte bu sorulan soruyla ilgili şu açıkladığımız hadis... bu konuda kitapta geçen şekliyle kitabın hükmünün öne geçmesi, Allah'ın bilgisi de o kulunun ne yapacağını bilmesidir. Allah subhanahu ve teala son nefesimize kadar bizlere istikamet versin, bizleri dost doğru yol üzerinde sabit kılsın, kalplerimizi onun dini üzere sükun buldursun ve bizleri
ancak Müslümanlar olarak öldürsün. Ve hâzihi vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyine Muhammedin ve ala âli Muhammed. Subhanekallahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.